Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, 2024 ay ay sizi nasıl etkileyecek? Hadi bir gün bunlardan bahsedelim. Ocak ayını biraz çalışarak geçirebilirsiniz. Özellikle ocağın böyle ilk 15 günü işler, güçler, yorgunluklarla geçebilir. Şubat'la beraber hayatınıza sanki biraz hareket, biraz renk gelecek. Yalnız olanlar belki güzel fırsatlar gelebilir. Sevgililer günde yaklaşıyorken umarım kalbi boş olanların kalbi çok güzel dolar. Şubat ayının sonu, Mart ayının başı. Birazcık daha parasal konular, birazcık daha gelirler, belki birazcık daha nasıl daha fazla para kazanırım konusuna odaklanırken Mart ayının sonunda ve Nisan ayında iki tane önemli tutulma gerçekleşecek. Bu tutulmalar senenin devamında da olacaklar ve aslında bu senenin vurgusunu yapacaklar. 3-9 hattınız çalışacak. Yani yurt dışına gitmek isteyenler varsa, ikinci evliliğini yapmak isteyenler varsa, eğitimle ilgili bir şeyler yapmak isteyenler varsa, yayıncılıkla ilgili bir şeyler yapmak isteyenler varsa bu tutulma serisi bunların hepsiyle ilgili sonuç getirebilir. Odaklanın sadece derim ben. Mayıs ayına geldiğimizde önemli bir geçiş var. Mayıs ayında Jüpiter burç değiştirecek. Bu da demek ki siz Mayıs ayına kadar kariyer konusundaki fırsatları yakalamaya devam ederken Mayıs'la beraber artık biraz diyeceksiniz ki biraz yeni ortamlara gireyim, yeni insanlarla tanışayım. Belki statünüz değişecek bu arada. Bekar olanların evlenme ihtimali var dediğim gibi statü değişikliklerinde bunu görürüz. Ya da öyle güzel işler, öyle güzel fırsatlar gelecek ki hayatınız biraz değişecek. Haziran ayına geldiğimizde aslanlar sizin için eğlencenin, yeni ortamların, yeni insanların olacağını söyleyebilirim ama Haziran sonu Temmuz'un başıyla beraber birazcık daha çalışacaksınız. Birazcık daha iş güç rutinler, birazcık daha o döngüyü, dengeyi sağlamakta zorlanabilirsiniz. Biraz yoğun bir dönem bekliyor olacak size. Ağustos'la beraber birazcık daha dış görünüşünüzü değiştirmek, belki hayata yeni bir yön çizmek, belki yine ilişkiler, ortaklıklar anlamında yeni kararlar vermek mümkün olabilir. Eylül'le beraber hadi diyeceksiniz, yeniden dönelim, yeniden işimize gücümüze bakalım, yatırım sonuçları alabilirsiniz, gelirlerle ilgili güzel haberler gelebilir. Ekim'le beraber o bahsettiğim, en başta bahsettiğim 3-9 hattı yine çalışıyor olacak. O yüzden aynı konular, eğitimler, seyahatler, yeni insanlar, belki yurt dışı konuları, belki ikinci evlilikler konusunda şans sizden yana ya da kararlar sizden yana olacak. Kasım ayına geldiğimizde Kasım'ın birazcık daha kariyer, biraz daha aile arasında denge kurmaya çalışarak geçireceğinizi söyleyebilirim. Aralık'la beraberse size bolca eğlence, bolca davetler gelecek ve hayatınız birazcık daha şenlenecek diyebilirim ama yılın sonunu biraz fazla çalışarak geçirebilirsiniz. Şahane bir yıl diliyorum. Gönlünüzden geçenlerin gerçek olmasını diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.